Soğan domates alamıyoruz. Ayda bir et görmüyoruz. Şimdi bunları deyince işte onu yaptık, bunu yaptık diyor. Ya kardeşim, karlı dağdan kar mı bağışlıyorsunuz? Bu milletin kaynakları. Daha nelerini yaptık? Siz bir rol aldınız. 80 yıllık cumhuriyetin her manada kurduğu bu altyapıyı tasfiye etmek için rolünüzün gereğini yaptınız. Tarımda özellikle tüm altyapıyı tasfiye ettiler. Kamu iştirakleriyle, Ziraat Bankası'yla, tarım kredisiyle, birlikleriyle, değil mi? Üretim ve fiyat istikrarını sağlayacak bu 21 yılda bir politika icra edememişsiniz. Suçu esnafa buluyor. Suçu başkalarına buluyor. Polatlı'da soğan tüccarını kovalasan ne olur? Kovalamasan ne olur? Göstermelik 3-5 tane, 50-100 tane tarım kredi market açarak onlarca, binlerce, yüzlerce, on binlerce dinamiğin, aktörün, faktörün işlediği bir piyasada fiyatı düzelteceklermiş. Bütün bunlar nafile çabalar, nafile çabalar. O açıdan değerli dostlarım, yükümüz ağır. Yükünüz ağır. Bir millet olma şuuruyla beraber Türkiye'de Millet İttifakı olarak ortaya koyduğumuz bu iradeyi hep beraber taşlandıracağız, başaracağız ve bu aziz milleti yeni bir yüzyıla, anlayak, başı dik bir şekilde hep beraber taşıyacağız. Bunu yapacak gücümüz var. Çünkü biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Bu ülkeyi, bu milleti nereye götüreceğimizi de biliyoruz. Eğer bunun gereğini yapmazsak, önümüz 3-5 yıllık zaman diliminde ifade ettiğim bir programla buluşturamazsak, daha büyük meydan okumalarla bölgemizde de karşı karşıya kalırız. Uluslararası alanda da karşı karşıya kalırız. Değişen şartları göreceğiz. Demokrasisine, hukukuna, eğitim sistemine, ekonomisine, bu çağın icap ettirdiği yeni bir boyut ve derinliği hep beraber katacağız. Şimdi eğitim deyince aklıma ister istemez Eğitim Bakanı geldi. Şimdi buraya göndermişler. Bu ordular şanssız diyeyim artık. Biri Tokatlı, biri Trabzonlu. O açıdan kıymetli ordular. Ben tabii orduya gelince orduyla başka bir hususiyetim de var. Nedir o hususiyetim? Ordunun gür sesi Cemal Enginyurt'la beraberiz, değil mi? Zannetmeyin ki İstanbul'da da adayımız falan yok. Kendisi yine tüm Türkiye'yi, başta orduyu, başta fındık üreten insanlarımızın hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacaktır. Cemal Bey'i buraya alalım mı? Evet. Evet. Bugün orduya gelince kendisine de burada hep beraberiz. Hep beraberiz. Allah onun da yardımcısı olsun. Ona başını ağrıtan çokça adam var. Epey bir adamın husumetini çekiyor. O açıdan tüm ordulara, ister orduda yaşasın, İster başka şehirlerde ama özellikle İstanbul'da Cemal Bey'i sizlere emanet ediyoruz. Tabii Cemal Bey'le beraber yine ordumuzun milletvekili, değerli başkanımız, değil mi? Seyit Bey var, onunla beraber Mustafa Bey var. Tek tek isimlerini saymayayım. Elbette Millet İttifakı var. Onları da size emanet ediyoruz. Kabul mü? Allah'ın izniyle yürüdüğümüz yollar açıktır. Yeter ki milletin vicdan hizasından biz ayrılmayalım. Dün ayrılmadık, bugün de ayrılmadık. Allah'ın izniyle yarın da ayrılmayacağız. Kıymetli ordular, sözlerimi toparlıyorum hemen. Çünkü hasretinizi giderecek 13. Cumhurbaşkanımız, herkesin Cumhurbaşkanı
Biraz sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben de büyük bir meyra